Her zaman verilere bakmak zorundayız hı hı. ve e, emin olun ki veriler eğer güvenli değilse onaylanmayan bir sürü ilaç ve aşı var. Aşı sonrası ateş ve halsizlik normal. Bilim insanlarına göre bu şikayetler aşının beklenen etkilerinden şu anki aşılarda şimdilik kesinlikle ciddi bir yan etki görülmüyor Covid-19 aşı çalışmalarında. Hı. En fazla ateş, halsizlik gibi semptomlar oluşuyor ki bu da iyi işaret. Çünkü aşının çalıştığını gösterir. Doktor Semih Taren Amerika Birleşik Devletleri'nde Sana Biyoteknoloji şirketinde viroloji ve biyoteknoloji uzmanı olarak çalışıyor. Virüsleri kullanarak kansere karşı gen tedavisi geliştiriyor. Tarihe göre koronavirüs aşısının 9 ay gibi kısa bir sürede geliştirilmesi normal. Çünkü... Aşı gelişiminde birkaç evre var. Virüsün izole edilmesi gerekiyor, tanınması gerekiyor ve genelde tanınması için genetik sekansının yapılması gerekiyor. HIV ve AIDS semptomuna sebep olan HIV virüsü ortaya çıktığında 3 sene sürdü HIV'nin sekansını ilk e sekansını elde edilmek. Fakat şimdiki teknoloji sayesinde 2020 senesinde yani 40 sene sonra COVID-19'un sekansını almamız e, ilk vakadan sadece 10 gün sürdü. Hmm. Zaten orada bir hızlanma yaşadık. 2002'deki SARS ve 2012'deki MERS salgınlarından sonra ise e, dünyadaki bilim insanları bir sonraki koronavirüs salgınına daha hazırlıklıydık. Hmm. E, COVID-19 zaten son koronavirüs salgını olmayacak. Bundan sonra tekrar koronavirüs salgınları olmaya devam edecektir. Hmm. O yüzden bir sonraki salgınlara da daha hazırız. Akıllardaki soru işaretlerinden biri koronavirüsün zaman içinde mutasyon geçirme ihtimali mutasyonlar şimdilik pandemide etkisiz olarak gözüküyor. Bir aşı onaylanır ve doğru kullanılırsa aşılar çok yönlü bağışıklık sağlar. Eğer koronavirüsün herhangi bir yerinde bir kaçış mutasyonu söz konusu olursa büyük ihtimalle o çok yönlü bağışıklık sistemi oluşan mutasyon türlerinde yok edebilir. Teoride aşıdan kaçabilen bir mutasyon mümkün. Koronavirüs aşısı için Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi'ne Acil kullanım yetkisi başvurusunda bulunan iki firma var. Amerika kamuoyu olaya ve aşı çalışmalarına nasıl bakıyor? Kısa sürede e, aşılama çalışmaları başlayabilecek mi ne söylersiniz? Evet, biz yakın tarihte bir acil kullanım yetkisinin haberini bekliyoruz evet. ve bu da Pfizer için olacak herhalde ilk başta arkasından da Moderna için olacak evet. ve bu da en azından FDA tarafından Amerika Birleşik Devletleri'nde dağıtım yetkisini verecek ve en azından bu sene için birkaç milyon doz olacağını biliyoruz seneye de en az bir milyar doz hazır olacağını biliyoruz.